Herkese selamlar. Ben Geek Digeko. Yeni LP ile karşınızdayım. Silent Hill 2 LP'si. Daha önce bahsettiğim Survivor 2 LP'sini yaparken bahsettiğim yeni LP projesi buydu. Çoğunuz tahmin etmişsinizdir. Oyunun PC versiyonunu oynuyorum. Çünkü masaüstü bilgisayarında oynamama rağmen PlayStation 2 emülatörü sıçtı. En azından Fraps'la beraber verim alamadım. Çok fazla lag vardı. PC versiyonu hem ana oyunu hem yan oyunu içeriyor. Ve elbette ki ana oyunla başladık. Bir ilki gerçekleştiriyorum bu LP'de. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Evet, oyunumuz tam manasıyla başladı. Demin bir giriş yaptık. Gördüğünüz gibi ilk Silent Hill ile hiçbir alakası yok hikayenin. Yeni karakterimizin adı James Sunderland. Kendisi ölmüş karısından, 3 yıl önce ölen karısından bir mektup alıyor. Diyor ki Silent Hill'de özel yerimizi seni bekliyorum. James de diyor ki bütün Silent Hill'in tamamı bizim özel yerimizdi diyor. Acaba göle bakan parktan mı bahsediyor diyor. Birçok ilki gerçekleştiriyorum bu LP'de. Bunlardan birincisi 1080p kaydettim oyunu. Tabii ki masaüstü PC'nin nimetlerinden faydalanarak. Ve yine masaüstü PC'de ses kaydını yaptım. Yorumunu yaptım yani. İlk oyun oldu. Yine bir çağın başlangıcı olsun. Kanalım adına. Oyun 2001'de çıktı. PlayStation 2 ve Xbox için. Xbox derken Xbox'ın ilk sürümünden bahsediyorum.
Daha sonra da PC'ye port edildi. PC portunun birkaç tane handikapı var. PlayStation 2 versiyonuna göre sis yoğunluğu daha az. Onun dışında kontrolleri şimdi X-Pad ile oynadığım için yine bu oyunu klavye özürlü olduğum için bir türlü alışamadım. X-Pad ile bind ettiğim tuşları oyunun içinden unbind etmem lazım gerekti. Bu yüzden aslında 7 bölüm falan kaydetmiştim. Fakat şimdi oyunun kendi atadığı joypad tuşları da olduğu için hem X-Pad'e hem o ikisi birlikte kafası karışıyor programın. Dolayısıyla işte inceleme butonuna basınca sıçar hareketi falan yapıyordu James. Oldukça kötü bir oyun deneyimi olmuştu. O yüzden bütün kaydı sildim. Demin gördüğünüz kırmızı kağıt yeni save noktalarımız. İlk oyunda not defteriydi. Bunda kırmızı kartlar. İlerliyoruz. Daha önce görmediğimiz kısımlar şehrin. Excuse me, I'm sorry. I was just... Oh, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This... This town... There's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? Maybe. And it's not just the fog, either. Okay, it's... I got it. I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone... very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. What is it? Oh, nothing. Sure is quiet here, huh? I guess. Oyunun ilk yan karakteriyle karşılaştık. Angela Orozco. Kendisi 17 yaşında her ne kadar göstermese de. Oyunun karakter dizaynırı Masahiro Ito'ya göre Silent Hill 2'nin bir yapım belgeseli vardır. YouTube'da aratırsanız bulursunuz. İzlemenizi tavsiye ederim. Yarım saat bir şey. Her ne kadar 17 yaşında olsa da sesiyle ve yüz yapısıyla 17 yaşından büyük gösteriyor. Bunda elbette ki bir sebebi var. Her şeyin bir sebebi olduğu için. Silent Hill fanları tarafından en çok sevilen, hatta tutkuyla bağlanılan oyun Silent Hill 2. İlk oyunun başarısını geçen nadir oyunlardan biri devam oyunu olarak. Aslında tam bir devam oyunu sayılmaz. Evet, konsept aynı. Silent Hill aynı. Yer yine aynı. Fakat hikaye ve karakterler tamamen farklı. Korku dozajı bu oyunda biraz daha düşürülmüş.
Hatta en az korkunç Silent Hill diyebilirim. İlk 4 oyundan bahsediyorum. Diğerleri de umurumda değil. Daha önce de söylediğim gibi. Daha çok duygulara hitap eden bir oyun. Melankoli çok ağırlıkta. Bunu gerek müziklerle, gerek hikayenin ana fikri ve alt metinleriyle çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten hani çaldığı notalarla bam telimize vuran Akira Yamaoka bu oyunda gerçek yeteneğini gösteriyor. İlk oyunda tamamen onu bestelediği bilmiyorum bütün müzikleri. Fakat bu oyunda bütün müzikler Akira Yamaoka tarafından bestelenmiş. Ve hani Silent Hill'in imza müzikleri işte Room kaçtı tam hatırlamıyorum. True diye bir müziği var mesela. Time of Laura var. İlk başta aklıma gelenler bunlar. Hepsi ayrı ayrı çok güzel parçalar. Grafikler de tabii ne kadar ben HD yamasıyla oynasam da HD yamasız dahi grafik stili olarak günümüzün standartlarına yakalayan bir oyun. Tabii ki grafik kalitesinden bahsetmiyorum. Grafik kalitesi elbette ki günümüz standartlarını yakalayamaz. Fakat grafik stili olarak ve ayrıntılara gösterilen obsesif önem bakımından çok çok ayrı bir yeri olan bir oyun. Benim için de çok önemli bir yeri var oyunun. Hani duygusal olarak bağ kurduğum çok nadir oyunlardan biridir. Normalde duygusuz kerestenin teki olduğum halde yani benim bile bam telimi vurmuş gerek hikayesiyle gerek atmosferiyle oyunlardan biridir. Evet, oyunun ta en başında aldığımız haritayı ilk defa açtım. İlk 11 dakika falan oldu, 12 dakika. Hiç açmadım atmosferi bozmasın diye. Fakat artık sokaklarda yalnız başımızdayız. Ve kan lekeleri görüyoruz yerde. İlk oyunun başlangıcını çok andıran bir sahne. İlk oyunda da Harry Mason kızını böyle sisler arasından görüyordu. Belli bir mesafeden. Burada da bir gölge gördük. Acaba James'in karısı mı? Büyük bir merak içinde arkasından koşuyoruz her zamanki gibi. Bu arada Angela Orozco'yla yani mezarlıkta karşılaştığımız kızla aralarında çok tuhaf bir elektrik oldu James'le. O da annesini arıyormuş Silent Hill'de. Babası ve abisinin de burada olduğunu düşünüyordum ama bulamadım onları diyor. Ve James'i uyardı tabii ki. Bu kasaba tehlikeli. Sadece sisten dolayı değil başka şeyler de var dedi. Burada ikinci seri noktasına geldik bu arada. Bu oyunda yine ilk oyundaki gibi ana karakterimiz bir eşya görünce o yöne doğru bakıyor. İki adet health drink var burada. Onları aldıktan sonra bir save edelim. Save ekranında arka planda James'in yüzü var. sudan yansıması gibi dalgalı. Hoş yapmışlar. Evet, devam ediyoruz bu yoldan. Gördüğümüz gölgenin arkasından koşturuyoruz yine. Tıpkı ilk oyunun başlangıcında olduğu gibi. Fakat ilk oyunla olan benzerlikleri sadece bununla sınırlı. Atmosferinden bahsetmiyorum tabii ki. Atmosferi yine olabildiğince sisli, karanlık ve ruh bunaltıcı.
Evet, oyunda karşılaştığımız ilk yaratık sanırım adı Lying Figure'du. Deli gömleğe girmiş bir insan suretinde. Is it dead? What the hell is it? It's not human. Ve oyunun ilk silahını aldık, çivili sopa. Tabii ki oyunun en sikindirik silahı, melee bir silah. Yerde bir ceset var. Bu arada cızırtılardan anladığınız gibi üzere radyoyu aldık. Oh yeah. This thing broken? Better take it anyway. I might need it. Evet, radyodan tuhaf statik cızırtılar eşliğinde bir kadının sesi geldi. En iyisi yanımda tutayım, buna lazım olur diyerek cebine koydu sevgili James. Bu arada bu da inventory ekranımız. Yine ilk oyuna çok benziyor. Ölen karımızın fotoğrafı bu. Mary'nin yani. Bu da karımızdan gelen mektup. Aslında göstermek istiyordum içeriğini. Ya da göstereyim ya. Oyunun ilk sahnesinde duyduğumuz şeyin aynısı. Bütün cümleler aynı gördüğünüz gibi. Ölen bir kadın mektup yazabilir mi? Çok mantıklı bir soru sordu James. Evet, bu ve bunun gibi cevapları aramaya başlayacağız. Bu bir giriş bölümü olsun. Şurada save'leyelim ve ilk bölümü bitirelim. Herkese hayırlı uğurlu olsun Silent Hill 2 LP'si. Evet, ben Geek'ti Gecko. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.